Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Kadir Ölmezkaya. Bu videomuzda tekrar bir manipülasyon işlemi gerçekleştireceğiz. Sizler de açıklama kısmından mutlaka örnek fotoğrafları indirin ve aynı çalışmayı gerçekleştirin arkadaşlar. Öncelikle Photoshop'ta dosyalarımızı açacağız. Ben yeni bir çalışma sayfası üstünde çalışmak istemiyorum arkadaşlar. Direkt fotoğrafları aktarıp bunun üzerinde renklerle oynama ve kaynaştırma işlemi gerçekleştireceğim. Öncelikle buradan aç diyoruz arkadaşlar. Burada dosyalarımızın olduğu klasörü buluyoruz ve üzerine tıklayıp burada açıyoruz arkadaşlar. Eğer böyle bir ekran çıkıyorsa karşınıza, böyle bir araç açılmışsa görünüm burada ekstraları kaldırdığınız zaman eski haline dönecektir arkadaşlar. Şimdi benim burada yapmak istediğim pek bir şey yok. Kilidimi açtım. Dosya kısmına geliyorum. Diğer dosyadan aç diyorum. Buraya ikinci fotoğrafım geldi. Kilidini açtım. Taşıma aracımı seçtim. Tutup buraya bırakıyorum. Ctrl-T'ye bastım. Bunu yerleştirdim. Fakat sağdan ve soldan ölçülerim biraz küçük geldi. Ben bunu büyütmeyeceğim. Eğer büyütürsem bu fok balığımız adama bakmayacaktır. Bakmasını sağlayabilirim ama şöyle şurada yukarıda arkadaşlar şu su yüzeyinin olduğu kısmı da ben göstermek istiyorum. Ctrl-Z yaptım. Ctrl-Alt-Z yaptım. Shift ve Alt tuşuna basarak küçültüyorum. Şimdi buna tamam dedim. Fotoğrafım denk gelmiyor. Opaklığını kısayım daha iyi anlayacaksınız. Fok balığı burada adamın ayaklarına bakıyor arkadaşlar. Ben adamın yüzüne bakmasını istiyorum. Ne yapabilirim? Burada biraz mantık yürüttüğümüz zaman kırpma aracı direkt aklımıza gelecektir arkadaşlar. Öncelikle buradan kırpma aracımı seçtim. Yukarıya doğru açıyorum. Buradan şu kısmı da yok edeceğim. Buradan da arkadaşlar hafiften burayı yok ediyorum. Buradan da biraz kapatıyorum. Ve tamam diyorum. Şimdi fok balığımın opaklığını açtım. Taşıma aracımı seçtim. Ctrl-T yaptım. Yukarıya geldim. Şimdi adam ile fok balığı göz göze geldi. Burada bir çıkıntılık var. Fakat ben bu kısmın olmasını istiyorum. Buradan kırpma yapacağım. Ne yapabilirim? Buradan fok balığımı sol tarafı bana göre sol tarafa yanaştırırım. Tamam derim ve tekrar kırpma aracımı seçip buradan bu sefer buradan kırparım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işlemlerimiz bu kadar. Her dersimizde yaptığımız gibi ilk kurtulacağımız yerler keskin kenarlar. Fok balığımın yanına maske açtım. Fırçamı seçtim. Opaklığımı biraz arttırıyorum. %50-60'lar, 40'lar. Fırçamın boyutunu küçülttüm. Yakınlaştım. Buradan silmeye başlıyorum arkadaşlar. Keskin çizgilerden kurtuldum. Opaklığımı azalttım. %8-9'lar. Şimdi bu kısmı biraz yok edeceğim. Şu arka kısımda gökyüzünün görünmesini istiyorum arkadaşlar. Şöyle hafiften. Biraz daha arttırıyorum. 13'ler. Şöyle şu kısım gözüksün istiyorum. Fırçamı küçülttüm. Fok balığının burnunu silmeyelim diye arkadaşlar. Tekrar büyütüyorum. Fok balığıma yaklaştıkça arkadaşlar boyutunu küçültüyorum. Çünkü fok balığının
boyun kısmını, burnunu silmek istemiyorum çok fazla. Buralarda daha dikkatli olmaya çalışıyorum. Biraz daha büyüttüm. Şu kısmı da alacağım. Şimdi fok balığının çevresini biraz alalım. Şöyle fırçanın boyutunu küçülttüm. Buralardan hafiften alıyorum arkadaşlar. Opaklığım iyice düşürülmüş halde. %13'ler. Arkadaşlar bu işlemde biraz sabırlı olmanızda fayda var. Ben montajda bu kısmı hızlandırmayacağım. Nasıl yavaş yavaş yaptığımı görün istiyorum. Bundan sonrasında birkaç işlem yaptıktan sonra manipülasyon işlemimiz sonlanacak. Şöyle de yapabilirsiniz. Hızlı seçim aracı ya da pen tool aracını kullanarak arkadaşlar fok balığını şuradan alıp üst kısmı alt kısmı almasanız da olur. Böyle de bir işlem gerçekleştirebilirsiniz. Alalım. X'e bastım. X şunun kısa yoldur arkadaşlar. Siyah ve beyaz arasında geçiş yapar. X ya da buradan da geçiş yapabilirsiniz. Fok balığının hafiften burnunu sildim. Buraları beyazla geri getirmeye çalışıyorum. Şimdi işlemlerim bitti. Şimdi fok balığının burnunun yüzünün olduğu kısımlarda siyan bir renk var arkadaşlar. Turkuaz, yeşil, mavi yeşil, yeşil arası bir renk, turkuaz diyelim, siyan denir. Şimdi bunu seçmeli renk ile götürmeye çalışacağım. Alttaki resme uydurmaya çalışacağım arkadaşlar. Seçmeli renklere geldim. Seçmeli rengi tıklıyorum. Evrensel renk modları seçmeli renk. Burada kırmızı açılır. Daha sonrasında siyanlara geçebilirsiniz. Şu renkleri ayarlamak için. Hemen şöyle yakınlaştım. Burada siyanları seçtim ve en üstteki siyanı eksi yöne doğru çekiyorum arkadaşlar. Eksi yöne. Alttaki siyahı da hafiften azaltıyorum ya da çoğaltıyorum arkadaşlar. Buradan macentalarımızı ayarlayabiliriz. Biraz da arka plana yakın olmaya başladı. Bu şekilde tamamen göz kararı yapıyorum arkadaşlar. Şuradaki kenarları yok etmek için. Daha sonrasında buradan mavilere geliyorum. Ve mavileri de hafiften oynuyorum arkadaşlar. Buradan macentaya gelelim. Tekrar siyaha bir geçiş yapalım. Siyaha biraz siyahı arttırdım ya da azalttım. Benim için bu kadarı yeterli. Şimdi o kenar çizgileri daha az belirgin değil mi arkadaşlar? Daha sonrasında zemine geliyorum. Buraya zemin diyelim. Zemini de seçmeli renklerden ya da color balance'dan, renk dengesinden ayarlamaya çalışacağım. Buradan renk dengesini, color balance'ı açtım.
Akıllı maskemi açıyorum çünkü sadece altımdaki katmanı etkilesin istiyorum. Bütün kompozisyonu etkilemesin. Buradan orta tonlarımızı hafiften bir oynayalım arkadaşlar. Bu şekilde daha güzel. Burayı da hafiften maviye doğru çekelim. Bir kapatalım. En üste geliyorum. Renk dengesi, color balance diyorum. Ama bu sefer akıllı maskemi açmıyorum. Bütün kompozisyonu etkileyeceğim. Hemen buradan arkadaşlar siyana doğru tekrar çekiyorum. Buradan da sarıya ya da mavi tonlarına çekeriz. Gördüğünüz gibi üst ton ile alt ton birbirine daha iyi geçmeye başladı değil mi arkadaşlar? Daha sonrasında buradan bunu kapatıyorum. Şimdi kamera RAW filtresine geçiş yapacağız arkadaşlar. Kısa yolumuz neydi? Bütün bu katmanları tek bir katman altında toplamak. Shift, Ctrl, Alt ve E tuşlarına aynı anda basıyorum. Shift, Ctrl, Alt ve E tuşları. Gördüğünüz gibi şurada bütün alttaki işlemlerimi tek bir katmanda topladım. Adına final dedim. Finalime tıkladım, final katmanıma. Filtre menüsüne geldim. Kamera RAW filtresi diyorum arkadaşlar. Buradan biraz kapatayım. Kamera kapatmasın. Buradan da renk ayarı yapabilirsiniz. Sıcaklık, soğukluk, renk tonu. Ben biraz yaklaştırayım. Hafiften. Bilgisayarım biraz kastı arkadaşlar. Şöyle hafiften mavilere doğru gidelim. Ya da buraya doğru geçelim. Şöyle mavi tonlar. Biraz daha hoş gibi. Alttan da renk tonunu da oynayabiliriz. Oynayalım arkadaşlar. Bir deneyelim nasıl olacak. Yeşillere doğru. Mavilere doğru. Ben hafiften daha böyle mavi tonlarına doğru yaklaşmak istiyorum arkadaşlar. Pozlamamızı açabiliriz. Ya da kısabiliriz. Bakalım nasıl duracak. Yakınlaşalım. Pozlamamızı açtığımızda da kıstığımız zaman. Evet. -0.40. Biraz kıstık arkadaşlar. Kontrastımızı hafiften azaltıyoruz. Ki o sert geçişler çok fazla belli olmasın. Arttırdığımız zaman arkadaşlar. Bakın şuradaki sert geçişler daha çok belli oluyor. Kontrastı biraz azalttığınız zaman o sert geçişler yumuşuyor arkadaşlar. Birbirine daha iyi yumuşak bir geçiş sağlıyor. Açık tonlarımız var. Nerelerimiz açık? Fok balığımızın başının üstü, gözlerinin üstü ve şuradaki ışığımız var. Açalım. Açık tonlarımız olan yerler hemen açılmaya başlıyor. Hafiften artı 15-20 araları yapayım. Gölgelerimiz koyu tonlarımızı etkiler arkadaşlar. Gölgelerimizi açabiliriz ya da kısabiliriz. Ben hafiften -8 yapıyorum. Beyazlarımız beyaz renklerimizi etkiler. Hafiften kıstım. -10. Siyahlarımız siyah renkleri etkiler. Ben biraz -20'lere kısacağım. Netliğimiz var arkadaşlar. Fotoğrafımızın çalışmamızın netliğini ayarlar. Sis kaldırma puslu olan kısımları daha fazla yoğunlaştırır ya da puslu olan kısımları daha fazla yok eder. Bu şekilde netliğimi biraz azalttım. Titreşim var arkadaşlar. Renklerin yoğunluğudur bu. Buradan azaltabiliriz ya da arttırabiliriz. Hafiften titreşimi arttırıyorum. +13. Doygunluğumu da hafiften kısıyorum ve işlemlerimi sonlandırıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ne kadar güzel bir manipülasyon işlemi gerçekleşti değil mi? Sadece iki fotoğraf, ne bir çalışma sayfası oluşturdum ne başka bir şey yaptım.
Kaynaştırdım, fırçayla sildim. Renklerini birbirine yakınlaştırdım. Kamera RAW'da netleştirdim. Işığını falan ayarladık arkadaşlar. Böyle bir çalışma karşımıza çıktı. Sizler de mutlaka arkadaşlar aşağıdaki açıklama kısmından örnek fotoğrafları indirin ve aynı çalışmayı gerçekleştirip sosyal medya hesaplarınızda paylaşın arkadaşlar. İzlediğiniz videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Herkese iyi günler.